Benim final oynayabilmek için çıkmasını istediğim takım Real Madrid'di. Yani Steaua Bükreş, Milan, Real Madrid ve Galatasaray yarı finaldeydik. Yani o günkü Real Madrid çıksaydı, bunu gayet samimi söylüyorum, tartışmasız final oynardık. Steaua Bükreş'ti. Steaua Bükreş. Romanya'nın Steaua Bükreş takımının rakibi kim olacak? Evet. Galatasaray. Evet, Galatasaray Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla oynayacak değerli seyirciler. Ben Steaua Bükreş'i bir kez izleme fırsatı buldum. Yani günübirlik Bükreş'e gitmiştim kupa finalinde. Rapid Bükreş'te oynadı. Yani hakikaten müthiş bir takımdı. Galatasaray'ın vuruşuyla oyun başlıyor. Erhan. Kalemizde tehlike. Simović teker top filelere gidiyor ve 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Golü atan futbolcu Dumitrescu ve karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray 1-0 yenik durumda. Dumitrescu, Piturga, Simović ve bu defa hakem penaltı noktasını gösteriyor. 39. dakika, gerçekten penaltı olup olmadığı tartışılacak bir pozisyon. Bakın, Piturga kendini yere atıyor ve hakem de penaltı noktasını gösteriyor. Simović dikkatli, haydi Simović diyoruz. Sen böyle çok penaltı kurtardın. Hacı vuruyor ve filelere giden top. Steaua Bükreş'e ikinci golü getiriyor. Böylece fark 2'ye çıkıyor. Penaltı vuruşu bir kez daha görüntüde. Finalde rakip Roman lider Çavuşescu'nun desteklediği Steaua Bükreş'ti. Bükreş'teki ilk maçta Galatasaray 2-0 mağlupken Tanju'nun attığı nizami golü Portekizli hakem anlamsız bir şekilde offside gerekçesiyle iptal etti. Tanju filelere gidiyor fakat yan hakemin bayrağı var. Offside işaret ediyor. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyorlar. Bu pozisyon nasıl offside olur diye düşünmemek, kahrolmamak elde değil. Maç 2-0 olmuştu. 2-0'dan sonra biz oyuna çok kötü başladık aslında. Yani 2-0 maç olduktan sonra ancak daha iyi oynadı. Yani daha çok hücum etmemiz lazımdı. Hücuma azıcık daha fazla yön verdikten sonra zannediyorum savaştı. O arkasından ben bir koşu yaptım. Ona bana cevap verdi. Ben de Tanju'ya çıkardım. Yani sol bacağımla Tanju'ya çıkardıktan sonra sağ bacağımla ayak içiyle zannediyorum sağ köşeye attı ve gol oldu. Maç 2-1. Dakika açısından iyi oynuyorduk. İyi oynamaya başladık. Golü de bulduk. 2-1 bizim için çok büyük bir avantajdı. Golü vermedi. Offside gerekçesiyle. Golü vermeyince zaten Tanju'yla ben bir hakeme azıcık yüklendik. İkimiz de sarı kart gördük. İkinci maç zaten oynayamadık. Final oynayabilir miydi? Oynayabilirdi. Yani oyun 2-0 iken Tanju'nun attığı bir gol var. Uğur'un getirip Portekizli hakemin bayrak çekip orta hakeminde ona uyduğu bir pozisyon var. Yani resmen golü vermedi. Düşünebiliyor musunuz? Belki oynadığımız en iyi maçlardan biriydi yine orada. 4 tane gol yedik ama inanın hakem elinden gelen her şeyi yaptı. Yani 4-0'da bittiği zaman belki 4-1 olsa yine bir şansımız var. Attığımız golü vermedi. İnanılmaz bir penaltıyı vermedi. İşte pozisyonu bir kere daha seyretme fırsatı buluyoruz. Bu pozisyon nasıl offside olur diye düşünmemek, kahrolmamak elde değil. Balint uzak direkte tehlike olabilir. Yusuf karşılıyor. Petrescu. Petrescu vuruyor ve 3. gol. Maalesef 3. gol. 68. dakikada sayın seyirciler. Defansımızın uzaklaştırmakta güçlük çektiği topu. Geri dörtlünün sağ kanadında oynayan Petrescu hücuma çıkmıştı. İşte seyrettiğiniz gibi rahatlıkla kontrol ediyor. Ve oldukça da isabetli vuruyor ve durum 3-0 oluyor. Hacı. Erhan kontrol ediyor Hacı'yı. Simović atıyor. Kale boş ve Stoyka'nın vuruşuyla 4. gol maalesef. Filelerimizde 72. dakika golü atan futbolcu
az önce oyuna giren Balin. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde ilk 90 dakikayı Bükreş'te Steva Stadı'nda Galatasaray Steva Bükreş karşısında 4-0 kaybediyor. 8... Galatasaray bu maça çıkarken bazı avantajları ve dezavantajları var. Galatasaray avantajı çünkü İzmir Atatürk Stadı'nda seyircisi önünde mücadele edecek ve iyi bir moralle de maça başlayacak. Dezavantajları var. İlk maçın 4-0 aleyhine sona ermesi ve iki as oyuncusu Tanju ve Uğur'un bu maçta iki sarı kart cezası olması nedeniyle saha kenarında olması ve oynamayacak olmaları. Tanju orada hani sayılmayan golden mi başlasak yoksa oradaki bazı haksızlıklardan başlasak o maçta oynadın, bugün saha kenarındasın. Önce duyguların, sonra maçla ilgili görüşlerin. Tabii şu anda onların yanında olmamam bana çok büyük üzüntü veriyor. Şunu burada belirtmek istiyorum. Benim olmamam artı Uğur'un olmaması Galatasaray'a pek fazla etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Diğer arkadaşlarım da görevlerini en iyi şekilde bugün yapacaklardır. Çok avantajlıyız. Çünkü sağ bizden yana seyircilerimiz var. Artı arkamızda milyonlarca kişi bizi destekliyor. Galatasaray buraya kadar gelmekte çok büyük başarı elde etmiştir. Artık Galatasaray'ın kaybedeceği hiçbir şey yok. Ama kazandığı takdirde bir mucizeyi gerçekleştirecektir. Türk futbolunun nereye geldiğini Galatasaray en güzel şekilde göstermiştir. İnanıyorum ki tüm arkadaşlarım bugün gerekeni en iyi şekilde yapıp tüm milleti gururlandırıp tekrar sokağa dökecektir. Sarı kart, iki sarı kart üst üste bugün yoksun ama senin arkadaşlarına tavsiyelerin ve bu maçla ilgili düşüncelerin. Arkadaşlar yani bizim yerimizde oynayacak arkadaşlar çok iyi hazırlandı. Sanıyorum en iyi şekilde grafiğini çizerler ve bu maçı iyi oynarlar yani. Bir Galatasaray futbol takımının teknik direktörü Mustafa Denizli bu karşılaşmada ya hep ya hiç parolasını uyguluyor. Ve şüphesiz Galatasaray takımı riskli oyunu seçecek. Yine 9 metre 15 santimetre toptan uzakta olması lazım. Rumen futbolcuların. Lund dikkatli. Prekazi topun gerisinde. Ceza alanı çizgisi üzeri kalabalık. Prekazi topun üzerine geliyor. Vuruş direkten geriye döndü. Mutlak gol. Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray 1, Steaua Bükreş 0. Gol Cüney. Karşılaşmanın 36. dakikası. Prekazi şimdi ekranlarımızda izliyorsunuz. Baraja rağmen topun üzerine geliyor. Mükemmel vuruyor. İzlediğiniz gibi direkten geriye geliyor. Cüneyt topu kontrol ediyor. Artık kale bomboş ve vurmak kalıyor. Galatasaray'ın 36. dakikadaki golü. Galatasaray 1, Steaua Bükreş 0. Bir defa daha izliyorsunuz. Mükemmel vuruş. İşte Cüneyt ve Galatasaray'ın golü. Serbest vuruşu kullanacak olan takım Steaua Bükreş. Hagi topun gerisinde. Evet. Son derece tehlikeli bir futbolcu Hagi. Özellikle duran toplarda. Hagi topun üzerine geliyor. Vuruşu Simović. Bravo Simović. Serbest vuruş köşe vuruşuna dönüştü. Devre bitene kadar bir gol daha atabilsek ümidimizi ikinci yarı için daha fazlalaştırmış oluruz. Şimdi orta birinci direğe doğru Simović top boşta kalıyor ve Rumen takımının beraber. İşte bu gerçek anlamda bir şok. Pozisyonu izliyorsunuz. Simović. Hagi topun üzerine doğru geldi. Simović. Ve Erece Simović. Rekazi. Ve karşılaşmanın İngiliz hakemi Keith Hackett karşılaşmanın sonunu işaret ediyor.